Abi İstavrit'le Hamsi B1'in, Sardalya'yı da M2'ye getiriyorsun abi. Burası çatal bıçağın yasak olduğu yer. Balık da gerçekten elle yenir ama. Mimarlık yaparken bir anda balıkçı olmaya karar verdim. Denize bulanmış bir insan, denizde büyümüş birisi denizden vazgeçemez. Mete abi sana var ya helal olsun be. Helal olsun sana. İki kalamız bir midye tavamız var ustam. Geliyorum atıyorum ben. Çok fazla bizim muadilimiz yok. Balık ekmekte özellikle. İki yarım mı? Soğanlı rokalı mı? Evet, hoşuna. Hamsiye ben baharat eklemem. Ama mırlan, plato mırlana ben baharat eklerim. B4 kalamar midye çek. 1995'ten bugüne balık bizim işimiz. Ben denizde büyüdüm. Şimdi ekmeğimi denizden kazanıyorum. Ben Nesih Çeliker, 1993 Beykoz doğumluyum. Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nde doğdum. İç mimarım. Aynı zamanda mimarlık mesleğimi de yaptım uzun süre. Ama şu an balıkçılık yapıyorum. İkinci kuşağım. Beykoz Balık Ekmek'te balıkçılık yapıyorum. Bir tarafımız orman, Beykoz'un zaten. Bir tarafı orman, bir tarafı deniz. Bir gün ormandaydık, bir gün denizdeydik. Kestane toplardık bir gün denizde midye toplardık. Öyle büyüdük. Balıkçılar iyi anlatır bunu. Deniz suyu bulunan bir insan bir daha oradan ayrılamaz derler. Teknede öyle. Teknesi olanlar da bir daha teknesiz yapamazlar. Biz de hep böyle denizde büyüdüğümüz için, Beykoz'da da çok fazla deniz var bu arada. İşte Riva bizde, Poyrazköy bizde, Beykoz sahili, Akeza burada hemen dibimizde. Biz mesela Anadolu Kavağı'nda çok yüzdük. İşte Yoros Kalesi falan var oralarda. Denizde büyüdüğümüz için o yüzden hep böyle bir denizde haşır neşiriz. Devamlı bir muhabbetimiz var denizde. Mete abi sana var ya helal olsun be. Helal olsun sana. Tabii biz ekmeğimizi de denizden kazanıyoruz. Sadece deniz mahsulleri var bizim mekanımızda da. Her şey denizden. Bizim için çok önemi var, ailemiz için çok önemi var, benim için çok önemi var. Çünkü bütün kazancımız, gelir kaynağımız oradan aslında, denizden yani. Vira bismillah. Filo dayım. Efendim? İstavrit'i inşallah tutarız. He? Var mı istavrit? Boğaz'da istavrit var, bakalım evet. Bizim nasibimiz evet. Var mı? Kontrollü çekersek balığı alalım efendim. Evet. Hadi bismillah. Evet. Hadi bismillah. Tamam. Vay şunlara bak şunlara. İstavritlere bak istavritlere. Hay maşallah. İş mimarlık okurken de yine bir mekan vardı. Üniversiteye gidiyordum. Hafta sonları buraya geliyorum. Hafta içi işte bazı zamanlar buraya geliyorum. Babama yardım ediyorum. Yarın %50 mimarlık, %50 buradayım. En son bir tercih yapmam gerekti. Dedim hangisini yapacağım? Mimarlık mı? Yani bir mimarlık ofisim var. Tamamen odamı buraya mı vereyim? Yoksa burada babamın kurduğu bir işletme var. Burayı alayım, daha güzel bir yerlere mi getireyim? Tabii sosyal medyadan da bir yerden uğraşıyorum. Ben orada kararımı verdim. Balıkçıyı seçtim. İkisini de seviyordum bu arada. Mimarlığı da seviyordum, balıkçıyı da seviyordum. İkisi de çok güzel yerlerdeydi çünkü. Balıkçıyı seçtikten sonra da tamamen odağımı verdikten sonra tabii burası ben babadan devraldım. Bayrağı devraldım diyeyim. Aslında bir resmi devralma yok ama bayrağı devraldım. Öyle bir yürüdük gittik yani. Abi İstavrit'le Hamsi B1'in Sardalya'yı da M2'ye getiriyorsun abi. Güzelliğine bak, nar nar. İki yarımı buradan verin, soğandan verin. Tamam, buradan verin. İki yarım mı? Soğanlı rokalı mı? Evet, evet, orijinal. Orijinal, tamam. Şu an mekanımızın olduğu yerin tam karşısında ızgaramız var, uskumru. Balık ekmekle başlıyoruz.
Sonra buna ne ekleyebiliriz? Hamsi ekleyelim. Hamsi de ekliyorlar. İşte istavrit Boğaz'da lezzetlidir. İstanbul Boğazı'nın istavriti güzeldir. Oradan bir istavrit ekliyorlar ama kütüklerde veriyorlar. Dedim ya, böyle doğaçlama gelişiyor çünkü yani. Bir kütüğe koyuyorlar, iki de kütüğü kesiyorlar. Hemen orada oturuyor, orada yiyor. Bizim buraya bir örtü mörtü bir şey sermemiz lazım ve gazete serelim diyorlar yani. Gazete açıyorlar. Çatal bıçak yok, gerek yok. Hamsi elle yersiniz. Yani çünkü mekan yok ortada. Bir çiğ balık tezgahı şey oluyor. Sonra istavrit ekleniyor, hamsi ekleniyor, mezgit ekleniyor ama hala kütükte. Kütükler çoğalıyor. Bayağı bir çoğalıyor sonra. Ama hala çatal bıçak yok, gazete var. Şu anda da hala aynı. Ahşap masa var. Bir kütük yok ama ahşap masa var. Gazete seriliyor, çatal bıçak yine yok. Yani o doğallığı biz koruyoruz. Mezgit, bir hamsi. Bir tane de kalamar atacağız. Bir tane hamsi, bir tane mezgit siparişimiz var. Şu an Beykoz'da en güzel balık ekmek yenilebilecek güzel mekanlardan bir tanesi. Kardeşimin emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Çok lezzetliydi. Ekmek arası uskumru yedim. Çok beğendim. İkinciyi yiyorum. Babamla çatıştığımız çok fazla şey yok ama mesela güzel anekdotlar var. Ben ilk zamanlar bu kadar işin başında değilken sosyal medyaya falan bütçe ayırırken gizli saklı ayırırdım mesela. Çünkü eski kuşağı anlatmak daha zor. Çünkü o zamanlar daha da bu kadar da aktif de değildi sosyal medya. Kimse yapmıyordu. Ben o zaman hatırlardım böyle, kasadan gizlice ne para alırdım, sosyal medyaya böyle şey yapardım. Balık falan alırdım yani. M4 kalamar midye çek. Limon verir misiniz oradan, limon? Balıklı içli köfte, limonsuz olmaz. Ben Adnan Çeliker, 1965 Beykoz doğumluyum. 3 tane çocuğum var, 2 torunum var. 1995'ten beri de bu işi bu sahilde yapıyoruz. Burası ilk önce balık tezgahları olarak açıldı. Ondan sonra bir gün, biz cuma günü burada kendimize bir ızgara yaptık. Izgara yaparken, hatta bunun bize çok güzel bir anısı var. Oradan geçerken bir tane hamile, bir tane ablamız, ya çok güzel koktu deyip biz de ona balık ikram ettik. Ondan sonra ertesi gün biz bu işi hem canlı satış hem de ızgara olarak devam ettirdik. Ama önceden tabii burada sahildeydi. Sonra orayı iptal ettiler. İptal edince bu köşeye geldik. Kaç tane? Bir. Bir tane. Soğan rok olsun mu? Soğanlı rokalı dedin. Evet. Yap abi soğanlı rokalı. Bu mekanı 3 yıldır geçtik. Böyle mekan olalı 3 yıl. Bundan önce hemen yolun karşısında bahsettiğim ızgaranın orada teknemiz vardı. 2 katlı bir tekne. Bir de sahilde masalarımız vardı. 95 yılından 2021'e kadar biz orada yaptık. Sonra bir gün bize dediler ki tekneyi kaldırıyoruz ve sahildeki masaları kaldırıyoruz. 60 tane masamız var bizim. Hepsi kalkıyor. Biz ne yapacak? Oturmaya yer yok. Izgaramız kalıyor. Izgara çünkü tapulu olduğu için ızgara yerinde kalacak. Sadece ızgarada pişirebilirsiniz. Teknenin içinde ufak bir mutfak vardı, kalktı. Oturma yerlerinin hepsi kalktı. Ve bu kaldırılmadan bir gün önce mekanda sıra oluyor. O 60 masanın da 27 yılında tabındayız yani. Artık dedik ki meyvesini yemeye başladık. Salaş bir mekanın, teknede bir mekanın, işte sahilde masalar olan bir mekanın gelebileceği en üst noktaya gelmiştik. Ve kaldırıldı. Biz tabii çok üzüldük çünkü sıfıra düştük. Ne yapacağız artık? Yeni bir yere mi geçeceğiz? Ne yapacağız? Hemen yolun karşısında şu an oturduğum yerdeki yere geçtik. Buranın da yarısını mutfak yaptık, yarısına da 10 tane masa attık. Ama tabii bir 60 masadan, deniz kenarından, hani yıllardır yaptığımız bir yer, orası kaldırıldı. Oradan sonra burada hemen adaptasyon sürecimiz var, bir tane 10 masa. Biraz zorlandık. Sonra şükürler olsun bir anda bir baktım, yani tekrardan burada sıra olmaya başladı. Boğaz'ın en güzel, en iyisi balıkçısı. Aile dostum, arkadaşımın oğlu. Çok da güzel pişiriyor maşallah. Şu an diyoruz ki yani o üzüldüğümüz günler iyi ki olmuş.
İyi ki kapanmış orası. Teknemiz vesairelik masalarımız iyi kaldırılmış. İyi ki biz böyle geçmişiz bu mekana. Çünkü şu an kapalı, daha güzel bir mekan. Marka değeri olan bir mekan. Daha oturaklı ve menümüzü de genişledik. Bu tarafa geçtikten sonra menümüzü de genişlettik. İki kalamız bir midye tabağımız var. Ustam geliyorum, atıyorum ben şimdi. Nar, nar. İstavritimizi attık, hamsimizi attık, sardalyamızı attık. Buraya da bir tane mezgit atıyorum. Tabii bu işin bu şekilde başlamasının sebebi de o zamanki imkansızlıklardan başladık. Yani tabak, çanak olmamasının sebebi zaten balıklar biliyorsunuz. Karadeniz'de mesela hamsi pişirilir, gazetenin üstüne dökülür, soğan vurulur. O şekilde yenir. Anadolu'daki, Karadeniz'deki o havayı burada biz de kağıtlar üstünde, folyolar üstünde bu şekilde devam ettirdik. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Ne istersiniz? Karar verdik mi? Aslında ne yiyeceğimize karar veremedik ama her şeyin tadına bakmak tamam. İstiyoruz açıkçası. Şöyle yapalım, ben karışık bir şeyler yapayım o zaman, olur mu? Tamam, ben de. B1'i verdim ustam. Tamamdır. Karadeniz mezgit marş. M4, kalamar midye tava. Bizim spesiyel salatamız karışık soğanlı rokalı. Bu klasik balık ekmeğimiz. Burada balıklı içli köftemiz var. Burada balık böreğimiz var. Balık böreği. Burada kalamar var. Bu kalamar için şehir dışından geliyorlar. Burma bilezik. Burada klasik lezzet hamsi var. Papatya. Midye tavamız var burada. Tarator sosuyla birlikte. Kalamarda ve midye tavada tarator sosu da veriyoruz. Burada bize özel kendi ürünümüz balıklı pazı sarmamız var. Balıktan yapıyoruz. Burada da porsiyon balıklarımız var. Uskumru. İlk başladığımız demirbaş ürünümüz balık ekmekten yaptığımız. Yine balık ekmeği de uskumrudan yapıyoruz. Uskumrumuz. Burada da sardalya. Çanakkale'nin lezzeti. Sardalya kılçıksız. Fileto. İçecek şalgam turşu suyu. Şalgam. Acılı şalgam veriyorum. Afiyet olsun size. Bizi tercih etmelerinin nedeni tabii çok spesifik ürünlerimiz var. Yani balık böreği, balıklı içli köfte mesela. Balıklı sarmayı ben daha hiçbir yerde görmedim. Balıklı pazı sarması yapıyoruz biz. Balık köftesi, balıklı kokoreç, balık kokoreç yapıyoruz. Bunlar çok spesifik ürünler. Bir de balık ekmek de zaten. Çok fazla bizim muadilimiz yok. Balık ekmek de özellikle. Bir de alışılagelmişin dışında bir olay var burada. Gazete seriliyor. Çatal bıçak yok bizde. Yani isteseniz de yok. O dediğim gibi eski 95'te başladığımız çatal bıçağın olmaması hala da aynı konsept devam ediyor. Daha insanlar burada kendini rahat hissediyor. Bir de en lüks mekanlarda yiyebilecekleri balıkları böyle bir rahat ortamda yiyebildikleri zaman neden gelmesinler ki yani? Gerçekten aradıkları bir lezzet oluyor burada, aradıkları bir ortam oluyor. Çocukların bir tanesi mimardır. Öteki de hem turizm, otelcilik hem de işletme mezunu. Onlar geldikten sonra buraya işletmenin biraz şekli değişti. İşte burada değişik denemelerle, işte balık börekleri, balık sarmaları, işte balıklı içli köfteler gibi değişik değişik denemelerle burada onlar bunu geliştirdi. Boynuz kulağa geçti mi diyelim, öyle diyelim değil mi? En lezzetli sardalya Çanakkale'nin sardalyası. İstavrit'te İstanbul Boğazı, sardalyada Çanakkale. Bize çok fazla tanınmış simalardan da gelenler oluyor. İşte asıyoruz resimlerini falan, arkamda mevcut. Çok eski bir mekan olmasından da kaynaklı bu. 30 yıllık bir mekan. Çok eskide kaynaklı gelenler çok var. Yani ben ufacıktım. Rüştü Reçber Barcelona'ya transfer olmuştu. Ben ondan imzalı kağıt aldığımı hatırlarım. Gökhan Usta, bir hamsi bir kalamar atıyoruz. B2. İstanbul Boğazı'nın istavriti, denizin kuru fasulyesi.
tabii. Burada çatal bıçak yok. Bizi de öyle tanırlar. Hatta bazen geliyorlarmış yandaki benzinliğe falan soruyorlar. Burada çatal bıçağın olmadığı bir mekan varmış. Nerede orası falan diye. Bir logomuz falan da var dışarıda. Çatal bıçak çarpı işareti. Tabii biz onu ironi de yapıyoruz biraz. Ama gerçekten de çatal bıçak yok. İsteyenlerde oluyor. Yok yani bizde. Balık da gerçekten elle yenir ama. Bu bizim ürettiğimiz bir şey de değil. Bizim çıkarttığımız, bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Balık evlerde de hep elle yeniyordu. Hala biz o kültürü devam ettirmeye çalışıyoruz yani.